Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kurumsal kimliği kullanılarak yapılan dünkü vahim açıklama sebebiyle bugün hep beraber karşınızdayız. Yasal bir iş yerinden bahsediyoruz. Vatandaşlarımızdan bahsediyoruz. Yasalara göre hareket eden, vergisini ödeyen bir iş yerinden bahsediyoruz. Görüntüleri hep beraber izledik. İnsanların iş yerini, ekmek kapısını taciz eden, sözüm ona bir memurun, hem oradaki işletme sahiplerini hem de hukuku korumaya çalışan vekilimizi hedefleyerek terbiye sınırlarını nasıl aştığını hep beraber videolarda uzun uzun izledik. Bunlar hep keyfilik, bunlar hep kabadayılık, bunlar zorbalık arkadaşlar. Dün Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tüzel kişiliği kullanılarak haddini bilmez bir memurun arkasında durulması gerçekten demokrasimiz adına, devletimiz adına büyük bir ayıptır. Bu teşkilatın kime bağlı olduğu olarak çalıştığı da malum. Polisimize sen yık geç hukuk arkadan gelir diyen, ayağını kırın sorumlusu benim diyen kişi bu teşkilatın şu anda başına görevlendirilmiş durumda. Uzun zamandır Sayın Erdoğan'ın çizdiği istikametle ülkemizde maalesef kötü muamele, işkence, sokakta şiddet görüntüleri artık sistematik hale geldi. Tam bir sistematik hukuksuzluk düzeniyle şu anda karşı karşıyayız. Ama müsebbip belli. Ben huzurunuza buna sebep olan kişiye seslenmek istiyorum. Evet, Sayın Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Siz ve size bağlı bakan ne yaparsanız yapın, Türkiye Cumhuriyeti hukuk tanımazların devlet katında görev yapacağı yer değildir. Derhal, ama derhal gereğini yapmak zorundasınız. Bir çift sözüm de buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanına olacak. Sayın Şentop, siz aynı zamanda bir hukukçusunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi, bir milletvekili bir memur tarafından açıkça hakarete uğramıştır. Bırakın seçilmiş bir milletvekilini, herhangi bir vatandaşımızın böyle bir hakarete uğramasına karşı sessiz kalamayacak bir makam sizin makamınız. Böyle kolay değil. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanıyım deyip hukuksuzluk karşısında, haksızlık karşısında sessiz kalamazsınız. Siz 600 milletvekilinin görev yaptığı o çatının, o kutsal meclisin başkanlığı görevindesiniz şu anda. Hak arayışlarına yer yok mu ya? Siz de bu vesileyle hukuksuzluğa karşı derhal tepki vermek zorundasınız. Meclisimizin onurunu korumak zorundasınız. Aksi halde hiçbir şey yapmazsanız, bir memurla bir milletvekili arasındaki bu diyaloğa sadece seyirci kalırsanız, yarın 600 tane milletvekilinin sahada nelerle karşı karşıya kalabileceğini hiç hesap ediyor musunuz?